Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Tuğba Tatar. Sakarya'da 6000 binanın acilen hemen yıkılması gerektiğini söyledi. Peki inşaatların yani konutların yıkılması çözüm mü? Peki sokakta vatandaşlar öğretim üyesinin bu yıkım çağrısına nasıl cevap verecekler? Halk 54 farkıyla ekranlarınıza getiriyoruz. Tabii yüksek katlar bence de. Bence de. Aynen doğru. Çok doğru bir seçim yapmış. Çok yüksek binalar böyle muhakkak ele alınması lazım yani. Siz ne diyorsunuz? Yani 3 kattan fazla izin verilmiyor. Olmaz. Ama yok. Eski binalar da çok. Eski binalar derhal kaldırılsın. Çünkü Marmara depreminde yorgun bunlar. Derhal kaldırılsın eski binalar. Sakarya'nın içi çok kötü. Gerekirdi. Devletin görevi imara açtıkları yerlerde belediyeler 18 uyguladı. Dümdüz ovalara bu 18 uygulamasında aldıkları %40'larda nerede bu boş yerler? Dernek kırında prefabrikler vardı abi, oraya yerleştirsinler. Nereye bakacağız diyorsun ya, dernek kırında depremde bizim prefabriklerimiz vardı. Yok şimdi. İşte oraya yerleştirsinler onları, o çok katlı binalardan insanlar alsınlar oraya yapana kadar. Sonuçta yer var yani. Var, dernek kırında var abi. Kalmadık mı orada dernek kırında 99 depreminde? Metre daire yapmasınlar, 3 kişilik 4 kişilik aile yaşayacak şekilde 2+1 daireleri güzel dizayn etsinler. Yap 2 katlı değil mi mesela? 2 kat, 3 kat uyar ama foro kazık üstüne. İlginizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Özellikle gidin rica ediyorum katpa derinde bir çekim yapın. Bir çekim yapın orada. İnsan ailesiyle girip böyle bir alışveriş yapacak giremiyor. Esnaf daracık böyle daraltmış böyle. Herkes gidin bir çekim yapın özellikle. Rica ediyorum. Binaların yenilenmesi lazım. Yani aynen. Tabii. Gerektiği şekilde. Aynen. Park sorunu var. Aracınla gidip alışveriş yapamıyorsun. Yıl 1900 kaç? 2023'teyiz. Eski zamanda değiliz artık ya. Sonuçta. Esnaflar denetlenmiyor. Abi, zabıtalar bomo kabinlerin içinde oturuyor. Hiçbir esnaf görev yapmıyor. Aynen. Sürtüşmeler, kavgalar bunlar hep var orada. Şimdi Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi diyor ki Sakarya'da acilen bir 6000 bina hemen de yıkılması lazım. Hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Deprem bizim için Cenab-ı Rabbim'den gelen bir şey. Depremzedelerimize 10 yerde depremimiz oldu. Marmara için de deprem bekliyorlar. Ama biz şunu demek istiyoruz. Cenab-ı Rabbim'den ne gelirse gelir. Bir şey yapamayız. Ne kadar tekbir alırsan al. Yine 10 katlı binamız varsa da evimizde yatıyoruz. Çünkü dışarı çıksak çadırımız yok, bir şeyimiz yok. Her zaman devlet arkamızda. Çalışılmış bilim adamlığı sıfatıyla çalışılmış bir şeyse bunu dinlemek lazım, ciddiye almak lazım. Ama 24. sene bu sene depremin bittiği, 24 senedir bu şehrin hem genel iktidardaki temsilcileri hem yerel iktidardaki temsilcileri bu konuya hiç el atmadılar. Yani Cenab-ı Allah'tan gelen bir afet sonrası bunları böyle çabuk çabuk gündeme getirmek tabii ki doğru bir şey. Yani bunları gündemimizde olması lazım. Bunları hal yoluna koymak için muhakkak çalışmamız lazım. Ama kardeşim 24 sene geçmiş. Sakarya'da deprem aralıkları şeydeki Maraş'taki gibi 1512'de olmuş. 600 sene sonra, 1000 sene sonra değil. Burada 30 sene. Bilemedin 40 sene içinde muhakkak deprem oluyor. Bu işleri halletmemiz lazım. Bir an önce yerel yöneticilerin göstermelik işler yapmamasını, depreme gerçekten önlem almasını, yani bir vatandaş olarak, bir adapazarlı olarak, depremlerin içinde yetişmiş bir insan olarak bekliyoruz. Biz 99 depreminde ben buradaydım. Sonradan benim mahallemde yani ben bileyim 5 katlı apartman tamamen böyle hasarlıydı. Onu boyadılar, süslediler, kiraya da verdiler, sattılar. Bana göre ben bilmiyorum ama gözümün gördüğüne muhakkak yıkılması lazım orasında. Binalar yorgun zaten. Yorgun. Yorgun, biz de yorgun. Binalar da yorgun. O yüzden depremi beklemeden bir an önce çaresini bulmamız lazım. Ama bitti süre. Süre bitti. Daha var canım. Biraz daha var. 5 senemiz daha var. Deprem beklemedi onu. Deprem beklemeyebilir. Ama biz bir an önce işimize bakacağız. Yıkılacak kardeşim. En güzel çare hasarlı evler yıkılacak. Yazık günah fakir fıkaranın canını oynamak mecburiyetinde değiliz. Aslında biz acıyı çok çabuk unutan bir milletiz. Yani nasıl acı biber yeriz de ağzımız yanar,
Sonra su içeriz, tatlılar biter. Bizim Türk millete böyle. Acıyı unutmayacağız. Acıyı günden güne katlayarak bilinçli olmamız lazım ki önlem alalım. Ve yıkık, kırık, dökük evleri de sağlamlatalım veya da yıkalım. Yıkın kardeşim. O zaman yıksınlar. Bu kadar milletin canı niye yanıyor? Evet, hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey. Sadece binaları diktik. O da yarı eksik. Gördük Maraş'ta yıkılanları. Resmen kum. Ne tuğla var, ne demir var, ne bir şey var. Daha ne yapacağız ki? Ölüyoruz işte. Yani deprem bir sefer olmuyor. Bak, evet, her sefer oluyor. Evet, her sefer oluyor ama yani bizim insanlarımız bilmiyorum neyin kafasını yaşıyorlar bilmiyorum. Ne? O insanlar nereye yerleştireceğiz? İşte onu da yıkarken devletimiz düşünecek. Demek baştan hazırlık yapmak gerekiyor. Yani tabii ki baştan onları başka bir yere yerleştirecek, ondan sonra yıkımı yapacak. Onları da dışarıda bırakmayacak. Gel gel söyle, mikrofona söyle gel. Muharrem İnce geliyor, geliyor. Muharrem İnce geliyor. Daha ne söyleyeyim? Daha ne söyleyeyim? Sadece ölümleri seyrediyoruz. Biz depremden korkmuyoruz. Korkuyoruz tabii. O kadar bak binlerce insanlar öldü. Hala biz evet. Yani önce korkuyoruz tabii, insanlarımız tedbiri almıyor. Deprem insanları öldürmez. Ne öldürüyor? Eski binalar, hasarlı binalar insanı öldürüyor. Deprem öldürmez. Niye tedbir almıyoruz biz? Ne tedbir alacağız biz? Ne tedbir alacağız? Devletimiz izin vermeyecek. Evet. Yani yapılmayan yere neden izin veriyorsun? Ya da nasıl kaliteli yapılacaksa öyle yapılsın. Niye ufacık şu kadarcık demir ya, o demir nasıl tutacak? Teknoloji var. Yani aynen öyle. Yapılır belli. Evet, abi, evet yani bence yapmıyor. Devletimiz müteahhitlere izin vermeyecek. Yani sağlam yapmadığı sürece izin vermeyecek. Evet. Vermezse de herhalde biraz şey yaparız herhalde, duruluruz. Yani de korkuyoruz, korkudan uyuyamıyoruz yani. Uyuyamıyoruz her an yıkılacak diye. Niye korkarak uyuyalım? Devletimiz kentsel dönüşüm diyor. Cumhuriyet Halk Partisi niye peki hepsini mahkemede yok ediyor? Şimdi iptal ettiriyor. Siyaseti konuşuyoruz. Az önce de siyasetti bu mesele. Bir dakika. Evet. Siz siyaseti ne anlıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Ben her şeyi anlıyorum siyaseti. Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi evet. Diyor ki bu şehirde diyor deprem gelecek 6000 diyor. Binanın evet. Acil yıkılması. Tamam var. Doğrudur. Ben de size soruyorum, ne düşünüyorsunuz? Tamam, ben de diyorum ki AK Parti olarak kentsel dönüşüm diyor AK Parti. Cumhuriyet Halk Partisi bütün koşuyor diyor ki hepsini iptal diyor. Hatay'da da Kahramanmaraş'ta da bunlar hepsi göründü zaten. Tüm televizyonlarda göründü. Ondan sonra çıkıyor Cumhuriyet Halk Partisi şuyum buyum diyor. Kahramanmaraş olsun, Hatay olsun tüm yerlerde kentsel dönüşüm ama gel gelelim Cumhuriyet Halk Partisi hemen itiraz ediyor. Şimdi, hemen mahkemelere gidiyor, hemen itiraz ediyor. Hayır, önlem almak başka. Biz de yaşadık. 99 depremini Adapazarı biz de yaşadık. Tamam, ben ne soruyorum şimdi? Ama şimdi sen bizim kalkarsan... 6 bin bina yorgun. Tamam. Öğretim görevlisi diyor ki bunları acil yıkalım diyor. Tamam yıkalım. Bu çözüm mü? Ne yapılması lazım? Senin fikrini soruyorum. Hayır, yıkılması gerekiyorsa yıkılsın. Yapılması ne gerekiyorsa... Hayır, gerekiyorsa yapılacak zaten. Devlet zaten yapacak. Valla ben de diyorum yıkılsın diyorum. Çünkü binalar yorgun. Yorgun binalar yıkılsın diyorum. AK Parti yıksın, yeniden yapsın. Diğer hiçbirini ben istemiyorum. Bir AK Parti bunu yapacaksa AK Parti yapar. Can güvenliği önemli. Ya, tabii yani can. İnsanlar ölmesin boşuna. Ya insanlar niye boşuna ölür? Yazık değil mi? Bir an önce yıksınlar, yeniden yapılsın. Siz nasıl bir binada oturuyorsunuz? Ben iki katlı bir binadayım. Baktırdın mı sağlam mı, çürük mü, yorgun mu? Vallahi ben kiradayım şimdi. Ben baktıramadım sağlam mı, yorgun mu, çürük mü, ev sahibi baktırmıştır. Kiraday, kontrol ettirecek adam. Bu depremi gördü ya, 10 ilimizi vurdu. Vurduktan sonra ettirecek. Evet. Ama bizim bina sağlam, radya hasır var onun gibi. Korkmuyorum hani. Yol taraftan 3 kat, aşağıdan, arkadan 4 kat. Niye öyle farklı? Şeyde mi? Bayırda mı yani? Bayırda. Buradan şey geçiyor. İzmir Sapancıoğlu yolu geçiyor. Bu, evet. Onun tarafına osu etmiş sandalye üzerine. Korkuyorum. Kolonları gördük de. Kolonları onu yatamıyorum. Ne var kolonlarda? Koskoda. Ha bu kolon kolon var. O kolon insan onun sonra düzgün sağ kalır mı? He. Ama sağlamdır. Kalınsa bu kolonlar. Çok demir vardı bana belki. Yok demir var da kolonları şimdi hep böyle atmışlar, kolonları dikmişler. Evet.
konağa koyarken bunu böyle dikeceğim. Bir tane de böyle dikeceğim kolağı. O öyle sağlam olur. Hep bir tane dikeceğim kolağı sağlam olur mu? Suriyelilere verdiler işte. Vah doğru söylüyor bak, o şuradan caddeden gir aşağı doğru bak, o tarafa, o sanat okulunun oraya doğru. Bütün o binalar 6 katlı 5 katlı binalar hep çatlak. İçini doldurdular, Suriyeliler duruyor orada. Çözüm TOKİ'nin yaptıkları çok mu sana? TOKİ yapıyor 6 kat 7 kat 10 kata kadar yapıyor. Orada sen oturur musun? Ben oturmam şahsen. Ya işte de, neymiş? TOKİ'ye verdik, TOKİ 3 ay. Sen o kadar yeri nasıl 3 ayda 5 ayda tamamlayacaksın? Hayır orayı bırak şimdi. Benim sorduğum soruya gel. Şimdi bak Sakarya'da ya, 6000 bina diyor yıkılması lazım. Yıkılacak. Bu çözüm olur mu yani? Olmaz. Çözüm nasıl olacak? Önce yapacaksın. Onları bir yere yerleştireceksin. Ondan sonra binaları yıkacaksın. O kadar boş yer var. Yazlıkta adam eksen adam olur o topraktan. Hep bina yapıyorlar. Peki biz bu bayırlara niye vermiyorlar? Hiçbir şey. Herkes olduğu yerinde oturuyor. Sadece resim koyuyorlar. Sakarya için, Adapazarı için. Ne yaptın Adapazarı için? Hiçbir şey yapmadı ki. Köstebek yuvası gibi yollar. İki de bir süslüyorlar, şehrin içini süslüyorlar. Azıcık kenarlara niye açılmıyorlar? Deprem gelirse ne olacak? Ne yapacağız? Aynısını biz de yaşayacağız. Bu sefer daha çok, daha kötü yaşayacağız. Ya abi iki katlı, üç katlı bina yapıyorlar. Şimdi beş kata çıktılar. Neymiş korucun şey toprağı şey, sen ne toprağı nereden bileyim sağlam olduğunu? Sen 3 kattan yukarı niye çıkardın? 6 kata kadar çıktı şimdi gene binalar. Kahraman korucuk. Abi denetleme yok. Parayı veren düdüğü çalıyor. Kusura bakma. Parayı veren düdüğü çalıyor. Satılacak yer de kalmadı başka. Sakarya'da deprem geçirmişti daha önce. Evet. Şimdi onu ben bilmiyorum. Çünkü 99'da biz burada değildik ama duymuşuz işte, ama az çok biliyoruz yani. Hala da benim kızım yani İstanbul'a gidiyor, o kadar korkumuz var ki yani ne olur ne olmaz. İstanbul'da yani ben evet aynen öyle yani korkumuz vardı. Bir de yani bu binalar berbat yani ne olur insanların hali. Tam onu soracağım. Evet. Bu deprem geçirmiş binalar şimdi evet, yıkılsın istiyorlar yani bu akademisyenler. Siz ne düşünüyorsunuz yani buna ilgili? Versinler koylarda ne olur ki? Koylar da yani şehire çeviriyorlar, daha iyi olur yani bence. Biz yani Camili Koy'da oturuyoruz. Yani ne kadar güzel, hani 99'da burada deprem olmuştu. Oraya vermişlerdi. Ne kadar güzel. Yani orada bir şehir gibi çevirmişler yani. Gene de öyle yapsınlar. Yani insan kaybolmaktan daha iyi bence. Tek binalar yıkılsın deniyor. Akademisyen öyle evet diyor. Yani. Yıkılsın yani. Tabii ki yıkılsın. Can her şeyden önemli insan can yani. Binaya verip de dünya binalar dünyanın şeyini. Binalar şahısın değil mi? Canım yıkarsa yıkar, yıkmazsa yıkmaz. Herkes malını bilir. Tamam da adam ya, yıkmıyorsa, altında kalacağım diyorsa yapacak bir şey yok ona. Kim ne yapabilir ona? Ama deprem geliyor şu an. Deprem geliyor. Yüksek binaların yıkılması sorunu. 3 kattan fazlası gerçekten zarar. Niye o kadar zarar yüksek yapmış? Değil yani. Deprem bölgesi olduğu belli. O eskiden de 20 yıldır, 24 yıldır deprem bölgesinde yaşadığımız biliniyor. Yani 24 yıldan beri 4 tane daireyi mi indiremedi aşağı? Daricik daricik sokaklar vardı. Yani bu binalar yıksa nasıl olur? Nereye yıkacak? Ne olur insanların hali? Yani bütün sokakları yani yere göçer. Yani bilmem. Düşmez. Yani tamam, kendileri kurtarsınlar bence. İnsanlar kendileri kurtarsın. İnsan canı önemli. Yani yani aynen öyle yani. Hikaye. Hiçbir şey aynen hikaye öyle. Aynen onlar öyle. Onlar geçici. Ne oldu? Dünya malı vardı. Ne oldu? Aynı yerle bir oldu. Kaldı, kaldı hepsi. Yerle onun için önce sağlık iyi, insan önemli. Can. Önce can. Can olsun. Japonya'da deprem oluyor, hiç ölen çıkmıyor mu? Siz affedersiniz. Japonya'yı hiç yani çünkü bu Asya ülkelerinden kıyas etmeyin yani. Yani hiç kıyas etmeyin yani. Biz de uygulayacağız yani. Ya, biz 100 sene, ben bir İranlıyım, Türk de öyle yani 100 sene gerideyiz biz. Bizim Türk milleti ben, Japonlar Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor mu? Bende var. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor. Kur'an-ı Kerim'de her şey belirgin. Ya okusan ne olur, tedbir almadıktan sonra yani, işte tedbir önemli. Kur'an okuyorsunuz da anlamı bilmiyorsunuz. Kur'an okumak önemli değil ki, anlamı oku. Okuyup da biliyor mu Kur'an okuduğunuz? Bilmem mi canım? Tabii ki de. Anlamını bilmiyoruz tabii ki. Ama tahmin ediyoruz tabii.